Safir de TYT denemesi A kitapçı 3. soru arkadaşlar. Kuvvetin harekete etkisiyle ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. 1. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde bir cisim sabit hızla hareket eder. Bakalım dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde. Bu ne demektir? Cisim üzerindeki toplam net kuvvet 0 ise. Hatırlayalım. Cisim üzerindeki net kuvvetimiz 0 ise iki durum söz konusuydu. Cisim duruyorsa durmaya devam eder. Yani hızı 0'dır. Ya da herhangi bir hızla hareket ediyorsa sabit hızla hayatına devam edebilir. Bakalım dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde bir cisim sabit hızla hareket eder. Bakın sabit hızla hareket edebilir ya da durabilir. Benden kesinlik istediği için birinci şıkkımı eliyorum. Kuvvet cisimlerin ivmelenmesini sağlar. Temel kanunumuzu hatırlayalım. F net eşittir M çarpı A'ydı. Ne anlatıyordu bu kanun bize? Bir cisim üzerinde net bir kuvvet varsa bu cisim ne kazanır arkadaşlar? İvme kazanır. Bu kesindir. Bu bizim temel kanunumuzdur. Üçüncü ibareye baktığımızda bir cisme etki eden net kuvvet sıfırsa cisim hareket etmez. Evet etmeyebilir fakat sabit hızda da olabilir. Kesinlik istediği için üçüncüyü de eliyoruz. Cevabımız B seçeneği.